TRT ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar değerli izleyenler. Hepiniz 45 artıya hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuza değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Sayın Menteş Gündüz bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Yoğun çalışmalar. Yoğun. Evet, kolaylıklar gelsin dileyelim çalışmalarınızda. Gündemimiz de yoğun. Ülke gündeminin getirdiklerini konuşacağız. Onun ardından Kıbrıs konusuna değineceğiz. Bazı konu başlıklarımız var konuşmamız, açmamız gereken. Dilerseniz başlayalım vakit kaybetmeden. Şunu sormak istiyorum size aslında. İlçe başkanları olarak bir toplantı yapıldı. Burada Sayın Gardiyanoğlu'nun başlıyoruz diye bir paylaşımı da vardı. Bu toplantının biraz içeriğini sizden dinleyelim, böyle başlayalım diyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle burası bizim evimiz, gözümüz, evet, kulağımız. Başlıyoruz, doğrudur, biliyorsunuz. Nisan'da bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Evet. Artık yavaş yavaş herhalde önümüzdeki bu 10-15 gün içerisinde de artık adayların netleşmesi söz konusu. Biz de ilçe başkanları Sayın Genel Başkan'ın daveti üzerine bir yemekli ortamda toplandık, buluştuk. Hı-hı. Konuştuğumuz konularda önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, bunun ileride meclis grubunda, akabinde MYK'da, sonra parti meclisinde de görüşülerek adayın açıklanması ve artık başlıyoruzun gerçek hayat bulması olacaktır. Bu yönde çalıştık. Pazartesi günde genel sekreterimizle birlikte daha detaylı çalışmalara gireceğiz. Yani artık başlıyoruz. Yani artık başlıyoruz. Başlık doğru yani. Başlığı doğru. Evet, zaten bu süre kalmadı. Yani evet. Düşünün, Aralık sonuna kadar bütçemiz vardır. Bütçeden sonra Şubat sonu yasaklar giriyor. Mart, Nisan'da seçim oluyor. Dolayısıyla pek de bir şey kalmadı, evet, esasına bakarsanız. Evet, evet. Yani başlamanın vaktidir. Aynen öyledir. Evet, peki. Kıbrıs konusu var dedik. Berlin'de ne olacağı merak konusuydu 25 Kasım'daki Berlin'deki görüşmede. Görüşme oldu, gerçekleşti, bitti. Berlin'in ardından neydi beklentiler ve neler oldu? Nasıl bir süreç bizi bekliyor şu anda? Hep konuşulurdu işte Berlin'de olası çıkacak kararların Cumhurbaşkanlığı seçimine etkisi var mıdır, yok mudur? Ne doğrultuda ilerler? Sizin genel olarak bakıldığında nedir görüşünüz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim Ulusal Birlik Partisi olarak bunu defaten gerek televizyon programlarında gerekse mecliste vurguladık, gerek kürsüden, gerek yazılı veya sözlü basında. Bizim bir beklentimiz yoktu. Yani bugün Berlin'e giderek, zaten off the record yapılan bir görüşmeydi. Yani her ne kadar da Guterres'in orada olması bir resmiyet anlamında değildi bana göre. Zaten Guterres belgesindeki kabul edilen tarih, Güney Kıbrıs'ın önerdiği tarih olmadığını biliyorduk. Bu tutanaklarda da böyleydi. O bakımdan yani ben ve benim arkadaşlarım, Ulusal Birlik Partisi olarak, İşte ucu açık olmayacak, çözüm odaklı olacak gibi şeylerle ilgili görüşüldü. Zaten bunları biliyorduk. O bakımdan yani bizim beklentimiz şuydu aslında, olması gereken. Resmi bir şey olarak şunu denmesi gerekirdi. Eğer bunlarda bir çözüm olmazsa, bir uzlaş olmasa, ki bu Krans-Montana ve Montpellier'in de tam noktaya geldiği ve olmadı. Olmazsa ne olacağıydı? Yani bir yaptırım var mı? Yani bugün BM'nin 186. maddesinin orada durması bize ciddi bir anlamda engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla herkes bunu telaffuz ediyor. Artık Kıbrıs konusu federal çözüm altında, işte BM kriterlerine göre çözülecek. Peki çözülmezse ne olacak? Demek ki BM kriterleri değişmeyecek bir unsur değil. Artık bu değişmezse karşı tarafa herhangi bir yaptırım var mı? Eğer siz biz uzlaşıya varmazsanız, hani diyorlar ya, ucu açık olmayacak, çözüm odaklı olacak. Peki olmazsa ne olacak? İşte biz artık bu olmazsa bundan sonra işte kadife ayrılık mı olur, konfederal yapı mı olur veya buna benzer iki devletli mi olurun gündeme gelmesi söz konusu olması gerektiğini her şeyde biz bunu vurguladık. Evet. Vurgulamaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız da buydu. Ama siz karşı tarafa ucu açık olmayacak, çözüm odaklı olacak ama olmazsa ne olacak konusunda bir açıklamanız yok. Yani bu 50 sene daha devam mı edecek? Yani bu nokta da esasında çok önemli. Yani olmazsa ne olacağı? İşte o B planı yok. Evet. Ben bunu ilgili arkadaşlara da kürsünün defaten sordum. Aynı şekilde Annan planda evet deyip de
hayır diyenlerin avantaj kazandığı aynı ortam mı olacak yani? Biz tamam, biz gittik masaya oturduk ki 14 Şubat'ta biliyorsunuz iki bölgeli, iki devletli siyasal eşitliğe dayalı federasyonu oy birliğiyle kabul ettik. Görüşmeler başlandı, haritalar konuldu, ondan sonra harita çekildi denildi. İşte yerler verilmedi denildi, işte garantiler tabu değildir denildi. Bir takım karşı tarafının ağız sularının akıta akıta getirildik bugüne kadar. Peki olmazsa ne olacak? Ona cevap yok. Yani bir B planının olmaması Rum tarafının konfor alanının devamına mı yarıyor? Hayır, aslında vardır. Bu B planı bizim söylediğimizde telaffuz edemiyorlar. Yani ucu açık olmayacak, çözüm odaklı olacak. Eğer buna Rum tarafı karşı gelip bunu kabul etmezse olacağı bizim söylediğimiz olduğunu bildikleri ama bunu telaffuz edemedikleri bir gerçektir. Evet, şimdi son bu Berlin görüşmesinden sonra açıklanan kararlara bakıldığı zaman işte genel sekreterin inisiyatif almaya hazır olduğu yer alıyor. Bunun dışında bir aşamalandırılmış, hatta takvimlendirilmiş olarak da algılanan bir ifade var. İşte ucu açık olmayacak. Evet, bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yuvarlak ifadeler mi? Ya da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin burada inisiyatif üstlenmeye hazır olması yeni bir gelişme mi? Ya da bu inisiyatife uluslararası konjonktür nasıl müsaade eder, nasıl bakar, nasıl değerlendirir? Şimdi şunu söyleyeyim. İnisiyatif almak ucu açık bir şeydir. Ama başta ne dediler? Ucu açık olmayacak. Evet. Yani ben inisiyatif almak, ben şunu beklerdim. Eğer bu anlaşmaların ucu açık olmayan, çözüm odaklı olan görüşmeler başladığında neyi müzakere edecekler? Zaten 50 yıl yapıldı. Son Krans-Montana ve Montpellier'in de son noktaya kadar gelinildi. Neyi görüşüyorlar daha? Anlamadım. İnisiyatif almak şunu demesi gerekirdi. İnisiyatif almak yerine eğer buradan da bir sonuç çıkmazsa biz artık BM kriterlerinde bu %86'ya göre değil, artık biz bundan sonra ya konfederasyonu ya iki devletliği ya kadife ayrılıkla kurulacak olan bir sistemi kabul edeceğiz demeleri gerekirdi ki bir üzerine bir force majeure olsun, bir etki olsun. Ama siz inisiyatif alacağım diyerek zamanı oynuyorsunuz. Zaten biliyorsunuz bizim Nisan'da Cumhurbaşkanı seçimlerimiz var. İşte Cumhurbaşkanı değişmesen de işte biz bak gelmiştik, anlaşmıştık da Cumhurbaşkanlığı değişti, o yüzden yine yarım kaldı gibi mazeretlere sarılacak. Bunu bir yere yazın. Bunu göreceksiniz. O bakımdan yani Türk tarafı ciddi şekilde tavizler verdi. Ciddi şekilde çözümü arzuladığını ortaya koydu ama her defasında kaybeden taraf ne yazık ki Kıbrıs Türk toplumu oldu. O bakımdan Kıbrıs Türk toplumu artık 150 yıl daha görüşmeye tahammülü yoktur diye düşünürüm. Kaldı ki sizinle değil ama biz burada Aziz Bey'le yaptığımız programlarda bu kıta sahanlığını çok konuştuk ve ben bir programda demiştim ki bizdeki en büyük sıkıntı kıta sahanlığının Akdeniz içerisindeki ülkeler arasında tefsirini yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Libya ile ilgili ne güzeldir ki geçenlerde bir anlaşma yapıldı. Evet, tabii Libya'nın bir kısmı da buna karşı çıktı. Çünkü bazı menfaatlerine el konulacak. Düşünün siz Çin'in, Rusya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin burada hakları vardır da 200 millik en uzun sahilleri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıta sahanlığıyla ilgili hiçbir hakkı yoktur. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O bakımdan Kıbrıs konusunda artık Sayın Guterres'in inisiyatif almaktan çok net altını çizerek nasıl ki ucu açık olmayacak, çözümü olacak, olmazsa da bu olacak demesi gerekirdi. Biz bunu bekliyorduk. Onu duymadığımız için de bunun artık bir seçimlere yönelik uyalama taktiği oldu da aşikardır bana göre. Evet, bu şekilde bir sonucun ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Sonuç da çıkmadı. Bildiğimiz şeyleri tekrar ettiler. Evet, bir fark. Öyle bir şey ki aslında kimisi olumlu da algılayabiliyor. İşte hiçbir fark olmadı, hiçbir değişiklik olmadı diyenler de olabiliyor. Yani bakış açısına göre biraz da değişen bir sonuç var ortada. Şimdi gibi bir şey. Şimdi buradaki iddia şudur. Sevgili Şen, yani biz masada olalım, biz kaçmayalım, kaçanlar olsun. Ama biz masada kaldığımız sürece sürekli ucu açıktır. Yani biz daha neyi konuşacağız? Yani bugün Gambari süreci, 77-79 doğru anlaşmaları, ondan önceleri, işte bir takım bizim yaptığımız hatalar, onların yaptığı hatalar, arkabinde meclisin oy birliğiyle Montpellier'in Krans-Montana zirveleri ve buraya kadar gelindi. Daha neyi konuşacağız? Yani konuşulmadı, şey kalmadı. O bakımdan bu aşamada ben beklerdim ki inisiyatif alma yerine eğer
bu zemin yakalanıp görüşmelere dönülecekse ucu açık olmayacak, çözüm olacak. Bunu ezberlettiler artık. Herkes, Beşik'teki çocuk bunu söylüyor artık. Pelesenk oldu dilleri. Ama ben şunu duymak isterdim. Bu iş olmazsa artık bundan sonra federasyon değil, şu konuşulacak. İşte bu işte. Alternatif modellerin de konuşulması gerektiği i̇şte bunlar noktasında. Ona yani atıfta bunlar inisiyatif alacak. Evet. Nedir bu inisiyatif? Evet. Bu alternatif modellerin konuşulması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine o görüşme sonucunda açıklaması var. İşte tren rayından çıkmıştı, treni rayına koyduk açıklaması. Yani federasyon konusunda sanki bir netliğe kavuşulmuş söylemi var ortada. Yani hep konuşuluyordu ya, Rum tarafında bir kafa karışıklığı var. Konfederasyondan bahsediliyor, zaman zaman desentralizasyondan söz ediliyor. Her iki tarafında ya da her iki liderinde federasyon algısından anladıkları şey farklı diye. Sanki bu federasyon ısrarı aynen devam ediyormuş ve doğru noktanın bu olduğu daha mı ortaya çıktı acaba bu son Berlin zirvesinden, yoksa katılmıyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani burada ne kadar acıdır ki anlam planı süreci boyunca siyasal eşitlik vardı ve dönüşümlü başkanlık da vardı. Ve bunlar tartışmasız kabul edilmiş şeylerdi. Şu anda önümüze dönüşümlü başkanlık ve siyasal eşitlik gündeme geldi. Siyasal eşitliği asla kabul etmiyorlar. Onların tek kabul ettiği siz azınlık olarak onlara biat edeceksiniz, onların altına gireceksiniz ve bu cumhuriyetin altında, federal bir cumhuriyette değil, Kıbrıs Cumhuriyeti altına girip burada biat ettiğiniz sürece de kalacaksınız. Hı hı. Bunların mantığı budur. Kilisenin mantığı da budur. Bu değişmedi, değişmeyecek de. Yani laf kalabalığıyla işte yeni şeyler icat edildi, işte yetki alacak, inisiyatif kullanacak. Ben bunları duymak istemiyorum artık. 50 sene, ben 12 yaşında geldim buraya, 58 yaşındayım, hala aynı şeyleri duyuyoruz. Hı hı. Benim babam, dedem aynı şeyleri yaşadı. Dolayısıyla bizim burada duymak istediğimiz somut adımlardır. Somut kelimelerdir. Yani BM kriterlerinin, tamam BM kriterlerine görüşüldü ama bir yere varılamadı. Artık bununla da varılamayacaksa inisiyatif yerine net, evet bu olmadı, bu olacak. O zaman bakın bakalım. Avrupa'nın şımarık çocuğu edildi ya. Hı hı. Adamlarını kaybedecek hiçbir şey yok. Her türlü imkanlara sahip. Siz de Avrupa Birliği içerisinde muktesebat dışında kalmış, izole edilmiş, buna rağmen hayatta kalmaya çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sonra dönüyorsunuz, güven artırıcı önlemlerden bahsediyorsunuz. Hı hı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giren Honduras, Panama, Liberya bayraklı gemileri İMO'ya şikayet ediyorsunuz. Eğer girerlerse yaptırım uygulayacaksınız diye de arka kapılar arkasında da böyle bir yaptırım uygulatmaya çalışıyorsunuz. Nerede bunda iyi niyet? Hı hı. Bunda iyi niyet yok. Güvenliği artıcı önlemler yok. Yani sizin her fırsatta Kıbrıs Türk halkını dizlerin üzerine düşürerek onlara size biat etmesini sağlamak, siyasal eşitliğini kaybettirmek. Çünkü siyasal eşitlik numaratik olarak değildir. Hı hı. Sayısal çoğunluğa göre değildir. Bugün Malta da Avrupa Birliği ülkesidir. Ama o da 6 ay görev yapıyor Avrupa Birliği'nde. Almanya da 6 ay görev yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla siyasal eşitlik olmazsa olmazdır. Danışmanlı başkanlık olmazsa olmazdır. Ama gelin görün ki tartışılmaması gereken bir madde olmasına rağmen şu anda tartışmaya açmışlar bunu da. Evet, şöyle bakacak olursak örneğin Türkiye önce bir beşli konferansın yapılmasını istemişti. Ardından üçlü bir görüşmenin yapılabileceğini söylemişti. Yani önce neyi müzakere edeceğimizi, neyi konuşacağımızı bilmemiz gerektiğini ifade etmişti. Ama önce üçlü bir görüşme oldu. Siz mümkün görüyor musunuz gayri resmi beşli bir konferansın olmasını bu sürecin? Ben şunu söyleyeyim ki benim partimin görüşü de budur. Yani daha doğrusu sağduyuyla düşünen herkesin görüşü bu olmalı diye düşünüyorum. Yani siz 5 ay sonra bir cumhurbaşkanlığı seçilmeye gidiyorsunuz. Dolayısıyla bana göre ne üçlüyü ne beşliği yapmamanız gerekiyor. Yani 5 ay sonra cumhurbaşkanının değişmesi durumunda dinamiklerini değişeceğini dikkat alarak bana göre 5 ay sonra kim seçilirse onun 5 yıllık görev süresinde bunların gündeme gelmesi en mantıklısı, en doğrusu budur. Yani şu anda 4 ay sonra seçime gidecek bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak olan bir ülkede bu kadar yangından mal kaçırır gibi işte onu da yapalım, bunu da yapalım, şu da geçsin, bu da geçsin, bu bir takım şeylerin gizlendiği ya da bir takım şeylerin hızlı bir şekilde ileriye bırakılmadan yeni seçilecek cumhurbaşkanının elini kolunu bağlayacak şekilde hareket edilmesi gerekir. Ama bu
mevcut Cumhurbaşkanı ve seçilen olan Cumhurbaşkanı içinde geçebilir. O bakımdan bana göre yanlış burada başlıyor. Yani 4 aylık seçim süresi kalmış bir yerde bana göre seçimden sonra seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın en doğal hakkı olması gerekirdi 5 yıllık süreçte bu Kıbrıs konusunun gündeme gelmesi ve üçlüyü başlatarak 5'liye gitmek yolundan hareket etmesi. Evet, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamaları var. Yani işte beşli konferansın yapılacağını ama işte genel sekreterin de açıklamalarına bakıldığı zaman işte ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğu, öte yandan işte Birleşik Krallık'ta bir Brexit sürecinin olduğu, tüm bunların bekleneceğini, bunlardan sonra ancak olabileceği de dile getiriliyor. İşte biz doğrudur, biz bunları ta baştan beri söyledik ama ne yazık ki sanki öyle yangından mal kaçırıyormuş gibi bir hali var. Artı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla Christodoulos'un Brüksel'deki koridordaki bir takım şeyleri basına yansımıştı. Orada Sayın Anastasiadis'in yani federasyondan başka görüşebilecek konular olduğunu da gündeme getirdi. Günlerce bu basını meşgul etti. Dolayısıyla yani bazı şeylerin artık Kıbrıs Türk toplumu lehine düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu Kıbrıs Türk toplumu çok bedeller atlattı, çok bedeller ödedi buraya gelene kadar. O bakımdan yani çok basit değildir. İşte siz gideceksiniz orada bir ülkenin altına biat edeceksiniz. Sizin siyasal eşitliğinizi kabul etmeyecek, dönüşümlü başkanlığınızı kabul etmeyecek. Ondan sonra da federal, iki bölgeli, iki devletli, siyasal eşitliğe dayalı bir federasyondan bahsedeceksiniz. Bak adı üzerinde iki bölgeli, iki devletli, siyasal eşitliğe dayalı ama siz siyasal eşitliği kabul etmeyeceksiniz. Dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyeceksiniz. Nasıl olacak bu? Yani bir taraftan başka söylüyorsunuz ama uygulamaya gelince başka uygulamak istiyorsunuz. O bakımdan yani bu süreç de çok sancılı olacak. Çünkü Sayın Guterres'in inisiyatif alırım demesi bana göre yetersiz değil. Tamamen zaman oynamaktır. Onlar da bu işin çok farkındadırlar. Tabii belki de konjonktür onları öyle getirdiği, ille ki bir görüşme yapın formalitenin olsa ki bunu giderken de söylediler. Yani bu bir yemek yeme, bir buluşma, bir sohbet açısından yapılacaktı. Ondan sonra bunun beşli konferansa dönüşemeyeceği ile ilgili bir öne çalışmaydı. Ama benim dediğim gibi ben 4 aylık seçim süresi kalan bir şeyde ben o görev ve yetkiyi yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı'na 5 yıllık görevinde yapması gereken bir iş olduğunu tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Evet, Rum tarafının tutumunda ya da tavrında bir değişiklik gözlemlenebiliyor mu? Yani Berlin'e gitmeden önce neydi istedikleri ya da gittikten sonra neydi söyledikleri? Pek de bir söylem farkı yok. Yani aynı noktalarda aslında biraz da hareket ediliyor. Bir söylem farkı yok. Bir de şu var sevgili Şen. Yani 74'ten bugüne kadar kuzeyde herhangi bir güneyden kuzeye geçen Rum'a herhangi bir ciddi saldırı oldu mu? Yok. Senin cumhurbaşkanınıza saldırdılar. Bayrağımızı son zamanlarda yaktılar. Evet. Okullara saldırıp Atatürk büstlerini tahrip edip bayrakları çaldılar. Az önce bahsettiğim yabancı bayraklı gemilere baskı yapmaya çalıştılar. Yani bunlara baktığınız zaman bile sizin ne kadar iyi niyetli olursanız olun, karşınızdakinin de bu niyetli olması gerektiği tezi ortaya çıkıyor. Ama biz bunu göremiyoruz. Göremiyoruz. Evet. Son bir şey çıkarttılar. İşte diyorlar ki eğer diyorlar güneyde pasaport olacak olan kişiler varsa kuzeyi reddedecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir taraftan sen insan haklarını savunurken bir taraftan bu şekilde bu insan haklarına karşı bu şekilde baskı yapmak tamamen ırkçılığa giriyor. Evet, zaten Kıran Montana'da yaşadıklarımız var. Çöken bir süreç var. Kesinlikle. Orada Rum tarafının masadan kaçtığını biliyoruz ve yine Annan Planı döneminde evet denilmesine rağmen cezalandırılan tarafın Türk tarafı olduğunu biliyoruz ve bir taraftan devamlı adaleten hukukun üstünlüğünden söz eden bir Birleşmiş Milletler var. Aslında bu tavrı bize karşı yapılan haksızlık ve adaletsizlik sorgulanmıyor ya da sorgulanmamasının sebepleri de aranmamalı mı bu noktada? Ya şimdi çok da şey yapmak istemem ama şöyle bir bakın bakalım. Avrupa Birliği topluluğu içerisinde Müslüman ülke var mı? Ya da olmasını istiyorlar mı? Yani. İngiltere girdi, şimdi Brexit yapmaya çalışıyor. Yani şunu söyleyeyim. Zaman içerisinde
Hatta geçen 2-3 ay önce de ciddi bir sıkıntı yaşadı Avrupa Birliği. Yeni giren üyelerden kaynaklanan. Dolayısıyla yani diyorlar ki işte şu anda yani eğer biz bir konfederal yapıyla çözüm masasına oturursak veyahut da başka iki devletle oturursak bütün bu varsayımların tekrar ele alınıp nasıl çözüleceği ile ilgili tekrar mı tartışacağız diye iddia ediyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten burada yapılmak istenen hamleler de bellidir. Bizim burada talep ettiğimiz bellidir. Biz artık dikkat ederseniz kafata savcısı değiliz. Biz artık burada hukuk ordusuyla hukuksal yönde de artık mücadele etmek zorundayız. Gerek münhasır ekonomik bölgelerde, gerek kıta sahanlığında. O bakımdan yani bunlar çok önemli unsurlardır. İşte bize diyecek ki Sayın Guterres, bu iş olmazsa günün sonunda bu görüşülecek. O zaman göreceksiniz karşılıklı tepkilerini. Sayın Guterres'e dıştan ne kadar baskı geleceğini göreceksiniz. Aslında işi hiç kolay değil. 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 Onun yani da... bugüne kadar gelen gelen sekreterler kötü müydü? Hepsiydi ama günün sonunda bir yere gelip orada baskı yiyorlar. Herkes biraz hatırlayın kendi... ya. Hatırlayın. Güneyde bakanlar bir şey karar almaya çalıştı ve Christos Thomas ne dedi? Benim haberim ve onayım olmadan hiç kimse bir hareket yapamaz. Bu da onların kiliseye ne kadar bağlı olduklarını, ulusal konseyleri vasıtasıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Yani siz müzakerelerde ne elde ederseniz edin. Eğer kilisenin ve ulusal konseyin menfaatleriyle çakışıyorsa bu iş olmaz ha mesajını bize veriyorlar. Biz bunu okuyoruz. Biz bunu okuyoruz. Evet, doğru. Peki biraz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakalım. Aslında Türkiye'nin biraz tavrına ve tutumuna bakalım. Her zaman konuşulur işte diplomasi mi sahaya inmenin bir parçasıdır yoksa tam tersi midir diye. Türkiye bu son dönemde biraz daha mı girişken görüyoruz? Doğu Akdeniz'de oyunu değiştiren gelişmeler var. Öte yandan bir Barış Pınarı harekatı oldu. Türkiye'nin kararlılık mesajı verdiği önemli bir harekattı. Şimdi Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ne diyeceksiniz? Tüm bunlara. Şimdi Barış Pınarı, Afrin harekatlarını hatırlayın. Türkiye artık dikkat ederseniz ki burada Sayın Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun, Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok ciddi dikine duruşları vardır. Yani bu Türk toplumu çok badirelerden atlattı, geçti dedik ya. Oradaki 50 yıllık bir stratejiyi ortadan kaldırdılar. O mücadeleyle, o müdahaleyle oraya girmeleri ve 444 kilometre boyunda 45 metre 35 metre derinliğinde bir güvenlik hattının oluşturulması ve bunu Rusya ile Amerika ile birlikte yapması ne ilginçtir ki bir taraftan YPG, PYG Amerika tarafından desteklenirken diğer sınır hattında Rusya ve Türkiye ile de müttefik olarak, ortak olarak devriye yapılıyor. Dolayısıyla artık dünya eğer bunların terörist olarak ortaya koymuşsa ki öyledir. Bütün dünya PKK'nın, PYD'nin bir terör örgütü olduğunu kabul ediyor. Bunlara direkt duracak. Türkiye'nin yaptığı manevralarda çok ciddi sorunlar engellenmiş oldu. Şu anda oraya huzur gelmiş oldu. Ama ne yazık ki bazı şeyler ne diyor? İşte Türkiye orayı işgal etti. Orada Türkiye işte kansız soykırım yaptı. Bizim için de söylüyor. Ya bunlar dile alınacak laflar değildir. Bugün dünya artık globalleşti ve her ülke birbirine bağlıdır. Mesela burada bir elektrik konusunda bir Türkiye ile entegrasyon dediğiniz zaman millet kalkıp oturuyor Türkiye lafını duyduğu zaman. Ama Türkiye bugün doğuda Rusya'ya, ki şimdi Azerbaycan, batıda da Avrupa'ya bağlıdır. Dolayısıyla senin oraya interconnect olman demek dünyaya bağlanmak demektir. Yani bunu düşünemeyecek kadar aciz miyiz ya biz? Yani olamaz böyle bir şey. Buraya su geldi. Yani bugün bütün ülkeler niye Doğu Akdeniz'e yoğunlaştı? Yani çok mu önemli bu Doğu Akdeniz? Ama bugün artık fosil yakıt yok. 2025'te araçlar artık hibrite. 2025'te artık fosil yakıt kullanamayacaksınız. Dönüşüm başlayacak. 2030'da artık hiç kullanılmayacak, yasaklanacak. Dolayısıyla dünyanın var olmasına veya daha doğrusu dünyanın yok olmasını etki edecek olan egzoz gazları, emisyonları 2025'te sıfırlanacak şekilde olacak. O şekilde 2030'da da artık fosil yakıt kullanılmayacak. Yani siz araçlarınız artık mazot, benzin, yağ koyamayacaksınız. Yoktur. Kalkacak bunlar. Çünkü bunlar doğayı, ozonu, dünyayı etkileyecek olan unsurlar olduğu için bunlar yapılıyor. Demek ki
Bu kadarcık Doğu Akdeniz'deki rezerv bile bütün ülkelerin dikkatini çekti. Evet. Çünkü artık hedef budur. Buradaki Kıbrıs konusundan ziyade herkesin ilgilenmiş olduğu şu anda Doğu Akdeniz'de mevcut doğal gaz rezervinin, ciddi bir rakam olan doğal gaz rezervinin taliplisi olmaktır. Bütün iş bundan kaynaklanıyor. O yüzden değil mi münhasır ekonomik bölgeler, o yüzden değil miydi kıta sahanlıkları gündeme geldiği? Ki bu kıta sahanlığı hem deniz üzerinde hem hava üzerindedir. Evet, peki şu olamaz mıydı? Yani Kıbrıs meselesini yine masada dursun, görüşülmeye devam etsin ama bizim bir girişimimiz vardı, komite önerimiz vardı. Bir taraftan da bu her iki tarafın ve diğer tarafların da aslında faydasına olacak biçimde bunu kullanmak, bu zenginliği paylaşmak adına komite önerisi. Ama Rum tarafı yine sıcak bakmadı. Yine yaklaşmadı söz konusu 13 Temmuz'daki komite önerisine. Kesin ve doğru söylüyorsun. Şimdi şu var. İlkten telaffuzlarında Kıbrıslılarındı diye bahsederdi. Bunun içerisinde Türkler ve Rumlar vardı. Artık yeni söylemlerinde bu yoktu. Evet. Yani değişti. Değişti. Çünkü onların da akıl hocaları herhalde başka türlü yönlendiriyor. Ama bugün işte o Libya ile yapılan anlaşma her ne kadar ister etsinler ister etmesinler. Bunun olması gerekeni buydu. Herkes sahilleri kadar kıta sahanlığı sahip olacak. Tabii bu kıta sahanlığı varken aman işte orası oraya aittir kimse geçemez diye değil. Bunlar yasal haklarınızın neler olduğu ile ilgili yapılan çizimlerdir, izahatlardır. O bakımdan Kıbrıs konusunda gelinen bu noktada işin odak noktası da bu Doğu Akdeniz'deki rezerv doğalgazlardır diye söylemek istiyorum. Peki, az önce biraz elektrikten bahsettik, biraz ülke gündemine dönelim ve Kıbrıs'ta yaşananlara, elektrikte yaşanan son gelişmelere geçelim dilerseniz. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz hafta ELSE'nin bir grev kararı vardı. Öte yandan Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararla Kıbrıs'taki grev 60 gün süreyle yasaklandı. Son gelişmelere bakacak olursak da istifalar var. Elimize gelen haberlere göre Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı ve 3 üyenin istifa ettiği söyleniyor. Tüm bu gelişmelere ne diyeceksiniz? Nasıl bakıyorsunuz? Evet. Bugün gündemin herhalde en önemli sorulardan bir tanesi bu. Sıcak bir gelişme. Mış olarak tabii. Henüz. Yani henüz ne Bakanlar Kurulu tarafından ne Sayın Bakan tarafından bir açıklama yapılan ne de Başbakan tarafından. Şimdi ELSE grevi. Şimdi bir sendika Kıptek'in hangi marka jeneratörü nasıl ne şekilde alacağını ne karar veremez. İhaleye çıkar. Tek elden de alamaz. Ki bu tek eldir. Bir tek kişi. Uluslararası bir şeye çıkarsınız. Çünkü DUE jeneratör bunlar. Yani hem fosil yakıt kullanacak, yeri geldiği zaman da doğalgazla çalışabilecek. Yani az önce bahsettiğimiz bu doğalgazın çıkılması, paylaşılması, yönetilmesi, satılması ile ilgili bütün sorunları açtık, doğalgazı çıkarttık. Bundan da biz hak sahibi olduk ve biz bu doğalgazı kullanacağız. Ya da şu anda halihazırda bizim elektrikle Türkiye Cumhuriyeti ile entegre olarak interconnect olarak elektriği daha ucuza ve buna bağlı olarak aynı hat üzerinde doğal gazı da buraya getirmek mümkün. O konuşulan boru hattıyla boru hattıyla. Mi? Yani bir tanesi nettir, somuttur, yapılabilir ama bazı kesimler buna feryat ediyor. Ne hikmesi anlayamadık. Diğeri de kazacaksınız, bulacaksınız, nereden geçireceksiniz, nasıl geçireceksiniz, nereye pazarlayacaksınız, maliyetin olacak daha ortada net değilken bir varsayıma gidiyoruz. Ama burada bir rezervin olduğunu biliyoruz. Ama ne zaman çıkaracağını da bilmiyoruz. O bakımdan bu grev bana göre az önce konuştuğumuz bir konu vardı. Üçlü görüşmeler gidildi, gelindi. Hiçbir sonuç çıkmadı ya. Hiç kimse bir açılma yapabildi mi? Hayır. Dolayısıyla hedefi şaşırmanın tek yolu neydi? Bir anda Başbakan burada yokken, Enerji Bakanı burada yokken grev yapıyorsun. Olağanüstü toplanılıyor. Ve bakın en güzel duyum. Lefke Gemikona bölgesindeki içme su motorlarını kesiyorsunuz. Ercan'ı kesiyorsunuz. Belli başlı can damarlarını kesiyorsunuz. Tamam mı? Ve sebep herhangi bir personelin haklarını mı gasp edildi? Kuruma aşırı istihdam mı yapıldı? Yani senin sendik olarak savunduğun herhangi bir şeye el mi uzatıldı? Yok.
Ama bir yandan öyle deniliyor da şimdi bu sendikacılık anlayışı da çok değişti. Artık eskiye göre değil. Yani dün hatta ELSE'nin yapmış olduğu bir basın toplantısı vardı. Yine toplanıldı ve yatırım yapılması konusu yine vurgulandı. Bu mu size göre? Yani bu sendikayı aşan bir iş mi? Sendikanın sınırlarını ve yetkilerini aşan bir nokta ya, mı ELSE'nin bu ısrar? Jeneratör alımı mı yapıyor ELSE'nin? Kıptek yapıyor. Evet. Kıptek'in yönetim kurulu var. Bir bakanlığa bağlıdır. Ve tek elden almıyor. Niye tek elden alsın? Bugün Siemens var, General Motors var, Mitsubishi var. Bu kadar 5-6 tane sayacağım şey varken niye tek elden alınsın? Hı-hı. Niye tek elden alınsın? Çıkarsınız ihaleye. Herkes şeylerini, günün şartlarında, yani bu o kadar kolay bir şey değildir. Yani bugün siz burada bunu yapabilmeniz için LNG'yi, NG'yi ve entegronik sistemleri düşünmek zorundasınız. Yakıtın ölçümlerini yapmak zorundasınız. 2016'dan beri yakıt ölçümleri yapılmıyor. Yakıtın kalitesiyle ilgili şeyler yapılmıyor. Ve dikkat etsin, zaman zaman da bu gündeme getiriliyor. Yani bu jeneratörünün alınmasıyla ilgili, vay efendim siz attığınız şeyin imzanın altında durmuyorsunuz, niye bu jeneratörü almıyorsunuz? Bu mu yani grev yaptılar? Halkı galyana getirdiler, isyan ettirdiler. Ve bu bize yansımadı. Bunu söyleyeyim, bu sendikaya yansıdı. Sendikayla ilgili herhangi bir şey ele uzatılmadı. Yani sen bana baskı yapıyorsun, şu bilgisayarı al. Ben sana diyorum ki hayır kardeşim. Biz bu ülkeye, bu insanlara nasıl daha ucuz bunu mal ederiz, nasıl rentable, nasıl daha kaliteli bir şey getiririz diye uluslararası bir ihaleye çıkacaksınız. 6-7 tane firma, uluslararası firma gelecek, girecek ve yapacaksınız. Evet. Ama bu hedef şaşırmak da amacıyla da yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığından gidildi, görüşüldü, gelindi, bir şey sonuç çıkmadı. Bunu da söyleyemediler. Dolayısıyla bir yerde de hedef şaşırtıldı. Zaten günün sonunda Bakanlar Kurulu bunu 60 gün süreyle askıya alacağını da herhalde tahmin ettiler. Hı hı. Eylem yaptılar ve ondan sonra askıya alındı. Yasaklandı. Askıya alındı Bakanlar Kurulu kararıyla. Evet. Ve çünkü içinde Ercan var. Yani olacak iş değil. Evet. Olacak iş değil. Peki, göreceğiz hep birlikte yaşanan gelişmeleri. Biraz da komite çalışmalarınıza değinelim. 1-2 oldu. Evet. Komiteler sizde nedir, çalışmalar nasıl gidiyor, hangi komitelerde ne gibi çalışmalar var, uyum nasıl aranızda ve hızlı ilerleyebiliyor musunuz maddeleri görüşürken? Yani uyum var, çünkü biz son geçen hafta pazartesi günü sanayi sicili yasasını geçirdik. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın Lefke'nin 6. ilçe olma sebebiyle teşkilat semasını geçirdik. Gemilerle ilgili harçlar yasasını geçirdik. Bunlar çok önemli yasalardır ve hızlı bir şekilde yapılması gereken yasalardır. Özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı teşkillerini oluşturabilmesi için Lefke'de de bu yasanın geçmesi gerekirdi. Ona göre personel olacak. Çünkü biliyorsunuz bizim özellikle Batı bölgesi kış aylarında her türlü yağışa, en çok yağış alan bölgelerden bir tanesi. Doğu ile Batı, Karpaz'da Lefke bölgesi. O bakımdan oralarda ciddi anlamda ekip ve ekipmanların bulunması, eğitimli personelin bulunması gerekir. Onların teşkil edilmesiyle ilgiliydi. Sanayi sicili yasası bundan sonraki yapacağımız sanayi hamleleriyle ilgili nasıl bir sanayileşmeyi düşünürüz? Ne şekilde tutulacak olan istatistiklerde ve arşivlerde ve sicillerde neyin ön plana çıkması lazım, neyin eksik olduğu, sanayicilerin sıkıntısı ve ne yönde gelişmesiyle ilgili, kime teşvik verilmesiyle ilgili çok detaylı bir çalışma oldu. Bunları denetleyecek olan kişilerin niteliklerini net olarak ortaya koyduk, cezalarını ortaya koyduk, kapatma şekillerini mazeretli olarak kapatma ve daha sonra bu mazereti giderildikten sonra nasıl açabileceğiyle ilgili şeylerini ve buna bağlı olarak tabii günün sonuna geldiğimiz şey E-Devlet'e geçerek artık bunları E-Devlet üzerinden yapabilmek şeyidir. Güzel bir çalışma oldu. Kamu İdare Sağlık Komitesi uyumlu çalışıyor. Zaman zaman kişisel sorunlarımızdan dolayı hastalıktır, işte yakınlarımızın herhangi bir şeydir, kendi kullandığımız araçların arızasıdır, yolda kalmaktır, gelememektir gibi şeyler, ama diğer arkadaşlar bunları şey yapıyorlar, telafi ediyorlar. Burada amaç meclisin mutfağı, bazı yasalar oy birliğiyle, bazı yasalar oy çokluğuyla geçiyor ama bizim bu geçirdiğimiz 3 tane yasada oy birliğiyle geçti. O bakımdan biz çok mutluyuz, hızlı çalışıyoruz. Evet. Şu anda pazartesi itibariyle ben Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne de girdim.
Hayırlısı olsun. Ayrıyeten oluşturumuz Kıptek Araştırma Komitesi'nde de bugün itibariyle katıldım. Tabii bir siyasetçinin milletvekilinden ziyade en çok olgunlaşıp piştiği yerlerdi bunlar. Benim ikinci dönemim ve ilk dönemde ben buralardan başladım. Çok da mutluyum çünkü yasalara hakim oluyorsunuz. İlgili kurum ve kuruluşlarla birebir muhatap oluyorsunuz. Araştırıcı oluyorsunuz ve kendinizi hem geliştiriyorsunuz hem de karşı tarafı, yani empati yaparak kendinizi karşı tarafa koyarak bir yasayı çıkartırken ben olsaydım nasıl olurdu? Biz olsaydık nasıl olurdu? Toplumsal nasıl bir fayda sağlarız? Her açıdan düşünebilmenizi kesinlikle sağlar. Yani bir yasayı çıkarırken diğerlerinin haklarını gasp etmeden ilgili kurum, kuruluşlar ve özellikle sendikalarla, yani görüştüğümüz yasada söz sahibi hangi yetkili iki sendikaysa onları da çağırarak bu işin içine dahil ederek tüm bu işi muhataplarla kesinlikle yapılan, yani toplam. Biz yaparız olduğu mantığı yoktur. Evet. Peki az önce bahsettiğiniz, sizin biraz da özel ilgi alanınız, bir kaptansınız çünkü. Gemilerle ilgili harçlar düzenleyen yasadan söz ediyorum. Limanlar, gemiler, sizin özellikle üzerinde durduğunuz, hassas olduğunuz konular. Evet. Nedir? Biraz daha fazla açabilir miyiz? Şimdi limanlarla ilgili harçlar biraz artırıldı ve bu liman gemi sağlık fener ücretleri eski yasaya göre %50'si kıyı emniyeti ve gemi kurtarmaya gidiyordu. %50'si devlete kalıyordu. Ancak siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Artık gelişen dünyaya bağlı olarak dünya artık uydularla yönetiliyor. Ve biz de bu uyduların bize vermiş olduğu yetkilerden faydalanarak kendi ülkemize bu uyduları kullanabilmek için karasal yapılarımızı test etmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? İşte VTS dediğimiz gemi trafik kontrol sistemleri, AIS dediğimiz otomatik gemilerin kendini tanımlaması ve buna bağlı olarak fenerler. Şimdi bunların da %70'i kıyı emniyeti ve gemi kurtarmaya kalacak bu yasaya göre. %30'u da devlete kalacak. Yani %20'lik bir artışı buraya kaydettik. Sebep şu: her şey Kıbrıs konusunda mütekabiliyete doğru gelişiyor. Yani siz benimle mücadele edecekseniz en az mücadele edeceğiniz ekip ve ekipmanlarınız benim seviyemde olması gerekiyor. Sizin seviyenizde derken de uluslararası kriterler neyse. Dolayısıyla burada yapılması gereken işte kuzey sahilinde fenerlerin güçlendirilmesi. Bu fenerlerin özelliği, her fenerin kendine has özelliği vardır. Örneğin kormacit feneri saniyede iki çakar, yeşil çakar. İşte karpaz feneri saniyede beş çakar, kırmızı çakar. Dolayısıyla bu yalnızca ulusal sularda değil, uluslararası sularda ve seyahat eden yalnızca yolcu ve yük gemileri değil, özel teknelere ve balıkçı teknelere de hizmet verecek kapasitede olan şeylerdir. Yani siz balığa çıktınız ya da özel teknenizle ailevi bir veya da dostlarınızı gezdirirken havanın ne zaman ne şekilde nasıl patlayacağı belli değil. Bir hava patlıyor, deniz ortasında VHF arıza yapıyor ve siz irtibat kuramıyorsunuz. Ansızın bir çakan fener görüyorsunuz. O çakan fener haritada işlenmiştir. O az önce bahsettiğim o karakterinden hangi buruna, hangi koya yakın olduğunuzu buluyorsunuz ve rotanızı ona çevirerek kıyıya doğru gidersiniz. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Otomatik tanımlama sistemleri, sizin bugün bizim en çok mücadele ettiğimiz uyuşturucu, mülteci sorunlarıyla ilgili kendini tanımlamayan kaçak gemileri siz otomatik olarak tanımlıyorsunuz. Eğer siz gemiyi radarda görüp de onun tanımını alamıyorsanız, işte burada devreye sahil güvenlik komutanlığı giriyor. Sahil güvenlik komutanının görevi nedir? Liman sınırları haricinde, kara sular dahilinde limanlar dairesi adına devriye yapmaktır. İşte o devreye giriyor. Hemen o geminin üzerine giriyor. Onun mülteci olup olmadığını, kaçakçı olup olmadığını, niye sinyal verip vermediğini oradan gerekli soruşturma yaparak da engelliyoruz. Zaten şunu söyleyeyim. Her zaman için teknolojiyi yakalayıp kullanmak gerekir. Bunu yapmazsanız siz o ülkelerin gerisinde kalırsınız ve görüşmelere gittiğiniz zaman da size derler ki ya işte siz zaten bizim altımıza gelmek zorundasınız. Sizin zaten hiçbir şeyden haberiniz yok, hiçbir bilginiz yok. Hayır, işte mütekabiliyet dediğim o. Sizde ne varsa bize de var. Bir yandan da kendimizi geliştirmeye devam edelim. Kıyı emniyeti ve gemi kurtarma, düşünün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı emniyeti ve gemi kurtarma bir SOS aldı.
Karpaz açıklarında ve uluslararası sularda. Yani 12 milden açıkta. Bir Yunan gemisi. Biz diyor muyuz? Aa, bu Yunan gemisi, Rum gemisi, gitmeyelim. Yok öyle bir şey. Hı hı. Denizcilikte dil, din, ırk, bayrak ayrılmaz. Dolayısıyla burada hemen müdahale edilir. Gereği yapılır. Bu insanlar kurtarılır. O bakımdan biz bunları aşmışken maalesef biz hala daha bunu göremediğimiz için karşı taraftan da üzülüyoruz. Yani ben üzülüyorum. Bugün biz gerek Solas'ı, gerek ICAO'yu, sivil havacılıkta ki o yasayı da geçirdik. Hı hı. Orada da trafik kontrolörlerin eğitimleri, hizmetleri, ne şekilde eğitilecekleriyle ilgili ve yaşlarıyla ilgili bir yasa geçirdik. O da çok önemlidir. Çünkü ICAO kurallarına göre, ICAO kuralları uluslararası sivil havacılık kurallarıdır. Ve ben sendikadaki arkadaşlara sorduğum zaman dedim, yani Ercan Kule ne kadar kabul görüyor? Sayın Vekilim dedi, gün olur ki dedi, çok kötü hava şartlarında bizim Fırat'ımızdan geçip de Baf'a inecek olan ya da Larnaka'ya özellikle inecek olan uçaklar irtibat kuramadıkları için biz onları alırız diyor. Larnaka'ya kadar götürürüz. Larnaka'dan sonra mesafe yaklaştığı için artık duyum mesafesine, evet, irtibat mesafesine giriyor ve Larnaka kuleye devrediyoruz diyor. Demek ki bakın burada bile bizi her ne kadar da izolasyonlarla ezmek isteseler de o havadaki insanların sorumluluğunu bize taşıyoruz. O bakımdan denizcilikte ve havacılıkta dil, din, ırk ayrılmaz, bayrak düşünmez. Burada yalnızca düşünen şey gemilerin emniyetli şekilde almış oldukları yolcuları ve yüklerini emniyetli şekilde limanlarına götürmek, hı hı, bu insanların güvenini sağlamak. Oldukça insani bir artı hareket. Ülkemize girebilecek kaçak olarak mülteciler, uyuşturucu, hı hı, ve buna benzer şeylerin de engellenmesiyle ilgili biz bu şeyleri yapmamız gerekiyor. Evet, peki. Artık süremizin de sonuna geldik. 2-3 dakikamız kaldı. Aslında şunu da konuşabiliriz. Biraz bütçeye değinebiliriz belki. Önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşülecek, evet, bütçe. Rakamları inceleyebildiniz mi? Genel olarak bütçeyle ilgili kısaca görüşünüzü alarak bitirelim programı. Şimdi dersiniz. Şunu söyleyeyim. Kendi yerel bütçemiz biraz daha mali disiplini sağlarsak, ki bunu bir önceki hükümetler, ondan önceki hükümetler de rayına koydu. Hani dedi, raydan çıktılar ya. Biz bütçeyi bu şekilde rayına koyduk. Sayın Olgun Amcaoğlu'nun bir açıklaması vardı. İlk kez 40 milyon verildi yerel bütçeden karayollarına, Ulaştırma Bakanlığı'na. Şu anda bütçeyi net görmek mümkün değil. Çünkü bizim bir kalemimiz de TC'den gelecek olan hibeler ve yardımlarla ilgilidir. Dolayısıyla onlar da yapılan protokolle ilk ayağa geldi. Bundan sonraki ayağında geleceğiyle ilgili olacağına inanıyorum. Çünkü biz bir kere şuna inanmak lazım ki ben inanıyorum. Bizim var olma sebebimiz, bizim bugüne kadar ayakta durabilmemiz sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bize sahip çıktı. Kimileri işte işgalci dedi, kimileri asimile et dedi, kimileri şu. Şöyle bir bakın. Bugün İsrail ne kadar küçük bir yer ama dünyaya hükmediyor. Çünkü Amerikan asıllı İsrailler dünyayı yönetiyorlar. Dolayısıyla eğer sizin koruyucu, kollayıcı biriniz olmazsa sizi hap gibi yutarlar. Bunu ne zaman ki itirak edeceğiz, biz o zaman bir takım şeyler yapabileceğiz diye düşünüyorum. Ben hiç kimseyi, ben her siyasi görüşe saygı duyan biriyim. Kesinlikle kelle avcısı değiliz ama artık yani 1900'lerden bugüne kadar gelinen, yaşananlar, bu Kıbrıs Türk halkının nereye çektiğini şöyle bir okusanız, baksanız nereden nereye geldiklerimizi anlayacağız. Bugün burada doğan çocukların fevri isyanlarına ben bakıyorum. Bir okuyup anneleri, babaları, dedeleri nasıl bu şekilde geldi ve, hı hı, kendilerini bu kadar rahat yaşamalarına sebep neyin olduğunu bir araştırsalar çok daha net filmi görecekler diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben size ediyorum. Katıldığınız için ve katkılarınızdan dolayı programımıza. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün adına da programımızı noktalıyoruz. Yarın yeniden 45 artıdan görüşmeyi diliyoruz efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.